Hoş geldiniz Naz Hanım. Her zamanki masa ve her zamanki kahvaltı. Peki efendim. Otursana. Dünle ilgili bir tek şey söyleyeceğim. Bu konuyu kapatalım. Artık asla bana yalan söylemeyeceğini biliyorum. Hiçbir konuda. Ben de sana karşı daha açık ve dürüst olacağım. Tamam. Hay Allah Cenk. Aa, Ebru arıyor. Merak etti herhalde okulda göremeyince. Tarık. Tarık. Anne. Ah. Anne dur. Anne, ben senin oğlun değilim. Tam haftalardır hayalini kurduğum kavuşma oldu Tarık. Anne, izin ver açıklayayım. Biz sizi yalnız bırakalım. Anneciğim. 3 haftadır seninle ilk karşılaştığım an hayaliyle ayakta duruyordum. Annem, canım annem diye bana sarıldı. Seni öpüp kokladı. Bağrıma bastı. Oysa şu hale bak oğlum. Anne, yapamam. Neden? Çünkü ben şu anda oğlun Tarık değil, şoför Tarık. Aa, burada da mı Ralli? Yok anneciğim, vallahi yavaş kullanıyorum. Tarık, adam gibi anlatsana şunu. Ya Cenk uzatma, kapandı o mesele. 2 gecedir gözüme uyku girmiyor Naz. Ama söz, kendimi affettireceğim sana. Cenk inan yok. Hayır var. Senin o şoförü de çok ayıp ettim. Yanında mı şu anda? Saçmalama Cenk. Başka işim kalmadı, şoförü yanımda mı gezdireceğim? Yani hayret bir şey. Sonra? Kapamam lazım benim şimdi. Ve böylece Vahi Bey'in kızının şoförü oldum ha. Anne. Anne, anne buraya geliyor. Yalvarırım ne olur durumu idare et. Anne söz ne istersen yapacağım. Belgin Hanım. Naz, nasılsın kızım? Sağ olun, iyiyim. Siz tanışıyor musunuz? Ah, tanışmaz olur muyuz? Tarık benim hayatımı kurtaran bey değil mi? Beni son hızla hastaneye yetiştiren. Hani sizde fenalaştığımda. Sağ olsun, görünce geldi, elimi öptü, sağlığımı sordu. Kusura bakmayın Belgin Hanım, benim şoför böyle biraz... Sizi tebrik ederim Nazcığım. Hem böylesine yetenekli hem de böyle saygılı bir şoför bulduğunuz için. Çok aradık. Belli ki iyi bir aile terbiyesi almış. Öyle Belgin Hanım. Annemin bu konuda hakkını ödeyemem. Annelik önemli de çocuğun kumaşı da iyi olmalı evladım. Yoksa bende de var bir tane senin yaşında. Tın tın. İnşallah tanışırsınız bir gün. İnşallah, çok isterim. Öve öve bitiremediniz o gün hastanede. İnsan merak ediyor. İyi gördüm sizi. İyiyim, hatta şimdi daha da iyiyim. Buranın havasındandır, suyundan mıdır bilmem. Siz de kahvaltıya mı geldiniz? Biz yok canım. Şoförüm okula bırakıyordu beni. Akşamüstü buraya geleceğiz de arkadaşlarla. Yolu tarif için. İşte buradan alacaksın beni akşam saat 7'de. Anladın değil mi yolu? Sakın içeri girip rezil etme beni. Kapıdan telefon aç, ben çıkarım. Var mı anlaşılmadık bir şey? Yok Nazan. Güzel. Ne duruyorsun hala? Git arabayı çalıştır. Okula geç kalıyorum. Emredersiniz. İyi günler Belgin Hanım. Güle güle. İyi hoş da jeton biraz geç düşüyor işte. Yolu da tarifle anlatıyorum. Yine de basmıyor kafası. Mecbur getirip gösterdim. Ne yapayım? Müsaadenizle Hulusi Bey'e selamlar. Güle güle. Kusura bakma. Okula geç kalıyorsunuz Nazan. Nereye? Bekleyin, geliyorum. Annem. Canım, canım oğluşum canım. Canım annem benim. Canım. Sağ ol anne. Vallahi anne, önce sana şoförlük yaptığımı söylediğimde ortalığı ayağa kaldıracaksın diye çok korkmuştum.
Saçmalama Tarık. Namusunla çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Bundan daha gurur verici bir şey olabilir mi? Hem ben seni buldum ya, gerisi umurumda değil. Yalnız verdiğin sözü tutacaksın Tarık. Ne? Çaktırmazsam ne istersem yapacağını söylemiştin bana. Her gün mutlaka bana uğramanı istiyorum. Bir dakika bile olsa görmek istiyorum seni. Tamam. İyi olduğunu, mutlu olduğunu, en önemlisi yanımda olduğunu bilmek. Söz anneciğim, söz. Benim şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. İyi günler. Of Belgin, of. Kilidi değiştirmiş vahi. Eve giremiyorum artık. Of, of. Eskiden ne güzeldi. Sadece yatak odasına giremiyordum. Of Belgin, of. Hulusi Bey. Aa, bey yok artık. Hulusi. Sanki en acılı gününde benim yanımda oldun. Bana evini açtın. Sen benim kardeşimsin vahi. Dile benden ne dilersen. Sağ ol Hulusi. Ha şöyle, söyle vahicim. Şey diyecektim. Emrin doldur. Saat 11'e geliyor. Benim 11'de toplantı var. Çıksak artık. Başlatma şimdi toplantından. Benim karım beni kapıya koymuş. Sen hala toplantı derdindesin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Peki Hulusi Bey? İnanmıyor vahi, inanmıyor bana. Tamam, eskiden flörtöz bir yapım vardı. Oldu birkaç vukuat ama tamam oldu bitti diyorum. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor diyorum, inanmıyor. Alo kızım, ben Hulusi Tekelioğlu. Vahi Bey'in 11'deki toplantısını biraz. Hadi canım, hadi yavrucuğum. Kız, ne yumuşak bir ses tonu var senin öyle. Tatlı şey. Senin adın ne bakayım? Ah, en sevdiğim isim. Hadi kolay gelsin. Ben belgenimi geri istiyorum Vahi. Of, of. Hadi hep birlikte. 3, 4. İnne nameler. Coşkulu, coşkulu. Ruhumu sardı. Kemal abi. Bu rakıdan mı? Yok, eski bir arkadaş. Salla gitsin, şarkıya devam. Fransa'dan arıyor. Önemli olmasa aramaz. Kısa kes. Alo, Kemal. Hayırdır? Müzik yok mu? Onu demiyorum, öbürü. Bu sefer de teyp sağlam, o bozuk. Sen tavır mı yapıyorsun bana? Ne dememi bekliyorsun? Koskoca Belgin Tekelioğlu'na şoförümü üzdüm, barışmak için kahvaltıya götürdüm mü diyecektim. Tefe koyarlardı o sosyetik karılar beni. Laflarına dikkat et. O kadın... Asıl sen laflarına dikkat et. Maaşını babam veriyor, unutma. Şuna bak ya, biraz yüz verdik, astarını istiyor. Özür dilerim. Birden ben... Hem nedir bu Belgin Hanım'a olan anlamsız ilginin sebebi? Kalkıp elini öpmeler, hal hatır sormalar. Şimdi de bir sosyetik dedik diye ani frenler, dönüp tehditler falan. Anladım. Tabii ya. Senin niyetin daha iyi bir maaşla daha zengin birinin yanına kapağı atmak. Hiç heveslenme Tarık Efendi. Yarın iş istiyorum diye kapısına gitsen seni tanımaz bile o kadın. Sırf oğluyla isim benzerliğin var diye ümitlenme. Geç kalıyorum, derhal okula bırak beni. Niyetin yoksa ben bir taksi durdurayım. Yo, hiç gerek yok. Zahmet etmeyin. Ben sizin yerinize durdururum. Lütfen biner misin şu arabaya? Sana bin diyorum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sabah yaptığım bir hatayı düzeltiyorum. Hangi hata? Sizi almaya gelerek yaptığım hata. Bunu da geri vereyim size. Belli ki benim düşündüğüm kadar samimiyetle yazılmamış. Aslında bu taksiye benim binip gitmem gerekiyordu ama... babanıza söz verdim. Arabayı kullanmanıza izin veremem. Arabayı evinize bırakırım. Benim gitmem lazım. Dur! Gitmeni istemiyorum. Siz gidin.
Ama birinin o taksiyi çevirip Cello'yu geri alması lazım. Cello! Bak. Nas Hanım, isterseniz konuyu daha fazla uzatmayalım. Akşam ben sizi okuldan alayım, evinize bırakayım. Sonra ikimiz bir oturup düşünelim. Neyi? Kim nerede kahvaltı eder, kiminle eder? Kimin ne kadar içine siner? Bilmem anlatabildim mi? Sen bilirsin. Nas, merak ettim. Yok bir şey Cenk, ama büyüttün. Ne bileyim, telefonu öyle yüzüme kapayınca bir şey oldu zannettim. Merak ettim. Senin için endişelendim Nas. Efendim baba. Kim? Fransa'daki Kemal amcayı mı diyorsun? 99 tane sarı gül koyuyorsun. Üzerine geçen sefer yazdığın karttan koyuyorsun. Evet evet o. Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorlarmış. Aynı adrese yollamıyorsun salak. Başımın belaya mı sokacaksın? Bunlar eve gidecek eve. Benim eve. Karıma. Kızım Elisa gelmiş bir otele yerleşmiş. Kemal ilgilenirseniz sevinirim dedi. Bir arayıver, ilgilenelim kızcağızla. Tamam tamam ararım. Hangi otelde kalıyormuş? Ne laf anlamaz adamsın sen. Bıraksana şunu, zorlamalıyım istiyorsun. De ne istersen. Bırak dedim sana. Tamam baba, akşama görüşürüz. Bırak dedim sana, anlamıyor musun? Ne yapıyorsunuz siz ya? Manyak mısınız siz? Cello'mu kıracaksınız. Saat 4'te al beni. Akşama da bir arkadaşı gezdireceğiz. Arabayı bir yıkat. 8 ay önce bir Rus şey vardı. Bankacı kadın. Ona bir şey ettim. Çiçek. Oteline yolladım. Yavaş yavaş çıksak mı acaba? Çıkalım çıkalım. Vahit'cim. Bir dakika sonra çiçekler ev olassa. Belgin çiçekleri görüp mayışsa. Ah benim biricik kocacım diye iç geçirirken. Ben kapıda bütün şirinliğimle belirsem. Baba ya, bunu postacı getirdi. Ben açtım ama sen de bir baksan iyi olur. Ya vay, üzerinde bir takım elbise vardı. O da leş gibi oldu ha. Naz Özkul'u staj eksikliği. Düşük notları sebebiyle okuldan uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Ne yaptı bu kız? Vallahi bilmem ama baba, pek hayra alamet değil. Senin bir okula gidip rektörle konuşman fena olmaz. Belginim dayanamaz Sarıgül'e. Kızım Allah'ım, sen benim birdeki toplantıyı iptal et. Bir işim çıktı. Canım benim bir tanem. Seni çok özledim diye yazan kartı görünce yüzünün alacağı ifadeyi merak ediyorum ha. Buyurun Belgin. Sağ ol. Hoş geldin anne. Filiz, sana anlatacaklarım var. Ya dur şimdi, içeride çok güzel bir sürpriz seni bekliyor. Sürpriz mi, sürprizi? Ya kapat gözlerini. Filiz, ne bu böyle 5 yaşında çocuklar gibi? Sen kapat gözlerini, kapat. Tamam tamam. Hadi gel. Aç diyene kadar açma ama. Tamam. 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 Ay. Şimdi aç. Ah. 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 Kusura bakma annem. Maaşımı alamadım daha. Param bir tanesine yetti. Bana sen yetersin de artarsın. Oğluşum. Oğlum benim. Ah canım. Canım annem. Dayanamadım, Filiz'i aradım. Babamın evde olmadığını söyleyince atladım geldim. O zaman rahat rahat gelirsin bundan sonra. Çünkü baban daha uzun süre evde olmayacak. Niye? Bak. Nasıl, beğendin babanın muhteşem üçlüğünü? Eski çapkınlardan Hulusi Tekelioğlu genç kızlarla tekrar yakalandı. Neyse, ben konuşurum onunla. Önce şu babam meselesini çözelim. Anne, babam bu konuda masum. Tarık, bir değil, iki değil, üç tane birden. İzin ver anlatayım. Ben de oradaydım o gece. Belgin Tekelioğlu. Ben kızıyım. Bu çiçekler kendisine.
Buyurun. Yani oraya sırf beni bulup sana getirmek için gelmişti anne baba. Bunlar senin arkadaşların demek. Ama haksız mıyım kilidi değiştirmekle Tarık babam bu. Adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Anne bir seferlik benim için bir indirim yap. Babamın seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Hem benim bildiğim Hulusi Tekelioğlu mutlaka sana çok hoş bir sürpriz yapıp dizlerine kapanır yakında. Anne bunlar sana. Buna şimdi Japonca bir çığlık yakışır değil mi? Ah Hulusi ah yine yaptın yapacağını. Abi bak bir de kart yazmış sana. Filiz, sen ilgilenir misin arkadaşla? Aha tamam, gelin. Alo? Hemen gel beni okuldan al, babam aradı. Çok acil beni bekliyormuş evde. Hemen geliyorum. Anne, ben gideyim. Küçük hanım çağırıyor. Hem zaten babam da gelir şimdi. Çocuklar biriniz bunu bana tercüme eder mi? Buyurun efendim. Bana bak yaptın değil mi teslimatı? Güzel. Aferin. Yarım saat sonra bankaya gel paranı al. Belgin. Hulusi. Nerede kaldın merak ettim. Gözüm yollarda kaldı. Bilsem daha hızlı sür derdim şoföre. Nasıl buldun sürprizimi? Seni boş sürprizlerin için seviyorum zaten Hulusi. Affettin beni? Ben seni nasıl affetmem? Hele bu sevgi dolu, aşk dolu kartı yazmışken bana. Canım benim, bir tanem. Seni çok özledim. Beğendin mi? Beğendim Hulusi, çok beğendim. Yalnız bir sorum olacak. Sor hayatım. Sana hayatta cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Sor. O zaman söyle bana Hulusi. He. Bu kart niye Rusça? Ha? Ne oldu Hulusi? Hani cevabını veremeyeceğim bir şey yoktu? Yok hayatım. Yani cevabı var tabii de. Düşüneyim bakayım. Sen düşüne dur. Bir şey uydurunca karta yazıp çiçekle gönderirsin. Tabii benim anlayabileceğim bir dilde. Bir dakika bak. Vallahi eski bir olay. Daha 8 ay öncesinden kalma. Yemin ediyorum geçti gitti bitti. Söz vermiştin bana Hulusi. Söz vermiştin bir daha böyle bir şey yapmayacağına. Ama ben sana 6 ay öncesine söz verdim. Ay! Ya Belgin. Belgin. Tamam be. Alo. Vahiy. Akşam ne var yemekte? Bak şimdi salağı nasıl gaza getireceğim. Yine mi sen? Lafı ağzımdan aldın. Ne işin var bu saatte burada? İşim var. Senin? Sana ne? Senin gibi serseriye hesap mı vereceğim? Ağzını topla. Yapma ya. Toplamazsan ne olur ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Çek git başımdan. İşim gücüm var benim. İşin gücün naza yalakalı. Biz çok gördük senin gibi zavallıları. Bir zengin kızı tavlarım, hayatım kurtulur diye yapamayacağın şaklabanlık yoktur. Ama haddini bileceksin. Yoksa bildirirler. Nasıl bildirirler? Gecenin bir yarısı kalleşçe üzerine araba sürerek mi? Kanıtın var mı? Sana söyledim. Arabadan iyi anlar. İnsandan daha iyi anlar. Bu kalleşlik de ancak sana yakışır. Sensin lan kalleş! Sizin baroşta işler böyle yürüyor değil mi? Zeka yetmeyince kaba kuvvet. Ne duruyorsun? Dursana hadi. Tarık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne görgüsüz, ne saygısız bir şoförüm var Naz. Dua et, onun seviyesine düşecek kadar basit bir insan değilim. Yoksa karışırdı burası. Sen rezil olurdun. Önce o... Sus, rezil ettin beni. Çocuk geldi senden özür diledi. Hala neyin peşindesin?
Arkadaşlarıma bu şekilde davranma hakkını nereden buluyorsun sen? Ne biçim insansın? Hiç mi utanman yok? Koy şunu bagaja. Gidiyoruz hemen. Yeteri kadar malzeme olduk zaten. Beni okulumda rezil ettin. Hoş geldiniz Hulusi Bey. Hoş bulduk. Dükkanın önünden geçiyordum. Dedim dur hem bir merhaba diyeyim hem de parasını vereyim. Zahmet etmesin ta bankaya kadar. Değil mi? Otur otur otur. Heh, sen şimdi pijamaya takıldın değil mi? Nasıl? Güzel ama değil mi? Beğendin mi? Ha? Terliklerle uyumlu mu? Ha? Sen şimdi bakıyorsun kıyafete. Diyorsun ki kendi kendine... Koskoca Hulusi Tekelioğlu manyak mı? Kafayı mı yedi? Evet yedim. Niye biliyor musun? Senin gibi salak çiçekçi mi olduğu için. Ulan nerede lan bu kart? Bu kart Necem? Ha Necem? Benim karımın adı Süvetlena mı? Ha? Ama siz geçen seferki karttan koyun demiştiniz. Otur oğlum. İçeriği aynı olsun dedik. Bitirdin beni. Ama ben de seni bitireceğim. Bu dükkanı başına yıkmadan... 99 tane daha yolla. Adam gibi de bir kart koy. Tamam mı? Şey Hulusi Bey. Onların parasını? He? Tamam. Onlar da benden olsun artık. He. Söyle canımı. Söyle vaycim. Gelirken eve bir şey mi alayım? Yok Hulusi ben. Benim biraz canım sıkkın. Yapma ya. Kim sıktı canını? Hemen alalım ifadesini. Benim kız. Okulla ilişiğini keseceklermiş. Staj eksiğimi varmış neymiş? Tatillerde bir yerlerde çalması gerekiyor. Ben de anlamam ki böyle işlerden. Ne yapacağım bilmiyorum. Hemen atlıyorsun meyhanemize geliyorsun. İtiraz istemem. Bulurdu bir çaresini Bayciğim. Sen üzme canını. Açıyoruz bir ufak rakı. Başlıyoruz ufak ufak. Sen bana kızını anlatıyorsun. Ben sana Bergin'imi... Of of. Hadi oğlum. Önce üstümüze başımıza bir şeyler alıyoruz. Sonra doğru meyhaneye. Peki efendim. Alo Vahiy. Sen hala çıkmadın mı evden? Dur bir konuşayım şu kızla gelirim. Sen burada bekle. Ben konuşup geleceğim. Alfonso. İçeride süper bir tarikada yapı var. Kaçırma derim. İtalya'da böylesini bulamaz. Gel ben sana göstereyim. Nasılsın? Apar topar çağırdın. Ne oldu? Ne yaptı gene Ümit? Naz Özkul'un staj eksikliği ve düşük notları sebebiyle okuldan uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Nasıl ama? Dediğim kadar varmış değil mi? Cevat Usta'nın telekadayfı bir başkadır canım. Sen ne dersin Sami Efendi? İşte. Ne demek ne işte? Yani. Nasıl yani? Böyle daha bir şey olabilirdi yani. Olmamış yani. Onun için üç tabak lüp lüp götürdün. Onun ikisinden bir şey anlamadım ki ben. Ya ben sizi Ramazan'da Feshane'ye götüreyim. Orada oynayın ya. Çok para kazınız hocam. Baban niye çağırdı Naz'ı biliyor musun? Hiç sorma. Naz'ın eline belgeyi tutuşturmuşlar, okuldan atacaklar. 3 senede 73 günü okul dışında çalışması gerekiyormuş, bizimki 0 çekmiş. Uyutmuş bizi. Oysa bana bak, gizli saklım yok. 3 senedir aslanlar gibi ÖSS'yi kazanamıyorum. Delikanlı gibi açıklayayım. Bu da babama ders olsun. Hulusi amca, benim de hayırsız evladım var diye yaranmak için beni örnek gösterirken... ...hakikisi varmış elinin altında. Cevat Usta oradan bir tane daha yap bana. Olur olur. Sağ ol Cevat Usta. Afiyet olsun. Bak gördün mü yiyemedi. Mecburen yiyeceğim artık. Baba ben... Bu babana yapılır mı Naz? Ben seni okutmak için her türlü fedakarlığı yapayım. Şu ailede ilk defa birinin diploma alacağı günün hayaliyle avunayım. Sen bana bunu yap. Baba... Bu mu yaptıklarımın mükafatı Naz? Bu mu? Hadi beni bırak. Annenin yüzüne nasıl bakacaksın söyler misin? Baba annem... Susma söyle. Annem öldü de.
İyi ki ölmüş. Yoksa şunu görüp bir kez daha ölürdü bugün. Tıpkı benim gibi. Şu sahneyi gördün ya. Keyiften içini yağlar erimiştir. Bundan sonra beni okuluma götürüp getirmene gerek kalmadı. Hatta hiç gerek kalmadı. Can evimden vuruldum be Tarık evladım. Can evimden. Kusura bakmayın. İstemeyerek kulak misafiri oldum. Otur evladım. Benim babam köyde tarlada çalışırdı. İlkokulu zar zor bitirmiş. Biz üç kardeştik. Birinizi okutacağım dedi. Şans bana güldü. İstanbul'a geldim. Lisede okurken bir yandan bir tekstil atölyesine girdim. Açlığımı çıkarayım diye. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Yıllar sonra bir tekstil fabrikası sahibi oldum. Ama diploma sahibi olamadım. Babam hastalandı, yatağa düştü. Anacığım yalvardı. Vahi seni İstanbul'a götürsün, en iyi hastanelere yatırsın dedi. Beni yatağa düşüren para beni iyileştirmez dedi. Dünya başıma yıkıldı. İstedim benim evladım, en azından bir evladım, babama verdiğim sözü tutsun. O diplomayı ben benimmiş gibi götüreyim mezarına. Kapanıp af dileyim. Al evladım. Bu ne? İlk maaşın. Ayın başında mı sonunda mı vereyim bilemedim. Böyle ortasında vereyim dedim. Sağ olasın. Hem Naz için hem benim için yaptıklarının karşılığı değil ama. Ben Hulusi Bey'e gidiyorum. İki şanssız baba dertleşeceğiz biraz. Tam 700 yeni Türk lirası. Güle güle harca. Namusunla hakkınla kazandın bu parayı. Baban kim bilir nasıl gurur duyuyordur senin gibi bir evladı olduğu için. Sadri, oğlum gel al beni. Halletmemiz gereken bir iş var. Ha, oldu. Neyle geleyim? Tarık mı? Hmm. Gelecek miymiş akşam? Oğlum ne demek neyle geleyim? Atla arabaya gel. Hangi araba? Gelecek miymiş? Haberin yok tabii. Baban aldı anahtarları. Ya sorsana. Neredesin sen? Kim o yanındaki? Hacer teyzeye geldim. Niye çıktın pansiyondan? Oğlum para yok. 8 milyon meşrubat parasını taktım kaçtım. O kadar zilim. Gelecek miymiş? Bekle beni, geliyorum. Geliyor. İyi, ben bir çay suyu koyayım o zaman. Beni almaya geliyor, hemen çıkacağız. Ben yine de koyayım, oturur belki biraz. Oo, bu kız fena bıyakmış ya. Kimi? Hoş geldin Hacer teyzeciğim, ver elini öpeyim. Asıl sen hoş geldin, hayırdır? Ya, Laleli'de bir pansiyonda kalıyordum, çıkmak zorunda kaldım. Desene bütün Aksaray dün gece uyuyamadı. Teessüf ederim Hacer teyze. Horladığım tamamen iftira. Hoş geldin anneanne. Ne oldu geçen haftaki sınavlar? Hani şu zar zor yetiştiğin? Asılmış mı notlar? Yok, asılmamış daha. İyi. Asılınca söylersin herhalde. Söylerim. Yine geçen sefere göre gelişme var babamda. Türkçe yazmış bu sefer. Bu işte en çok size yaradı vallahi. Onu bir de patrona sorun. Ah. İyi günler. Ne yapacaksın? Ay ne bileyim. Oğluşun arıyor. Tarih oğluşum diye kaydetmişsin. Beni Filiz. Ne yapacaktım? Kızışım mı yazacaktım? Alo Tarık. Bakıyorum hemen. Numaramı kaydetmişsin. Kaydetmez miyim? Babanınkini sildim. Yer açıldı hemen ekledim. 99 tane daha göndermiş. Biraz daha süründür. Bir haftada gelen çiçeklerle çiçekçi açarız bir tane. Havadan para. Anne. Ya ben senden bir şey rica edeceğim. Bir iyilik. Vay beyin kızı Naz için. Tarık, o kız seni benim yanımda resmen aşağıladı. Hiç gözüm tutmadı bilesin. Sırf şoförsün diye sana öyle davranmaya hakkı yok. Bunu sen mi söylüyorsun? Hacer anneye evden kovar... Filiz, detaylarını bilmediğin konular hakkında ahkam kesme. Ayrıca o kendi gitti, ben kovmadım.
Anne lütfen. Kızın çalışması lazım. Zorunlu stajı eksik. Okuldan kovulacak. Senin tanıdıkların vardır okulda. Ayrıca piyasada da. Zamanın mucize çocuğu belgensin ne de olsa. Çok eskiden de oğlum. Evlendiğimden beri elimi sürmedim piyanoya. Olsun, senin adın yeter. Bir iş imkanı bul şu kıza. Okuluyla da konuş. Anne sen ayarlarsın bir şeyler, bilirim. Sen bana şunu açıkla. Nedir bunun altında yatan ha? Sadece küçük hanıma bir iyilik yapmak mı? Yoksa başka sebepler arayayım mı? Saçmalama anne, ne olacak? Bana ne o şımarık kızdan? Ya ben Vahi Bey için üzülüyorum. Adamcağızın tek hayali. Tamam, bir düşüneyim. Annem benim, bir tanesin sen. Aman ha, benim senin oğlun olduğumu sakın söyleme. Bu işte benim parmağımın olduğunu sakın bilmesin. Tamam ama sen de benim istediğim bir şey yapacaksın. Hem de hemen şimdi. Anne, arabadayım ve bir yerlere yetişmem lazım. Ne yapabilirim ki? O bana İtalya'dayken söylediğin şarkı var ya. Hadi onu söyle. Ay o kadar özledim ki o güzel sesini duymayı. Sen gülünce güller açar gül pembe. Bülbüller seni söyler. Biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe. Dereler hep seni çağlar. Sevinirdik gül pembe. Göz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin. İnanamadık gül pembe. Tarık ne oldu? Niye yarıda kestin? Ben kesmedim anne. Polis kesti. Araba kullanırken hem cep telefonuyla konuşuyorsunuz hem de emniyet kemerinizi takmamışsınız. Size 120 milyon ceza yazdım. 120 milyon mu? Ne yaptınız memur bey? Ben nasıl öderim o parayı? Altınızda bu araba varken bu laf biraz komik oldu Tarık Bey. Bu araba benim değil ki. Ben bu arabanın şoförüyüm. O zaman size emanet edilmiş bu arabayı kullanırken sorumsuzca telefonda konuşmanız daha bir komik oldu. 120 milyon. İster şimdi ödeyin ister 10 gün içinde bankaya. Ben ödeyeyim şimdi. Nasıl olsa 10 gün içinde başka para geleceği yok. Oğlum Tarık, bir ay it gibi çalışmanın karşılığı 700 milyon aldın. Bir zevzekliğin yüzünden 120'si gitti. Bu sana ders olsun. Adam gibi kullan arabayı. Ayrılmak zor geliyorsa 10 gün daha sizde kalsın. Bankaya... Yok yok, buyur. Git! Aman da aman, aman da aman. Bunalıma mı girmiş evin küçük hanımı? Ümit, ben sana git demedim mi? Git mi dedin? Ben onu geri anladım ya. ne olacak şimdi? Gündüz vakti evi seninle paylaşmak zorunda mı kalacağım? Susar mısın? Susadım zaten. Şimdi inip alacağım. Gelirken sana da getireyim mi? Hani o okulda yaktığın 3 senenin üstüne içersin belki iyi gelir. Kim arıyor be? Ne bileyim ben. Alo. Belgin Hanım. Tanıdım tabii. Nasıl? Benle görüşmek istiyorsunuz. Bir iş konusunda. Çello'mu da getireyim. Ne zaman? Peki. Sen ne şanslı kızsın ya. Kim kızım senin koruyucu meleğin? Konservatuvarın yönetim kurulunda değil mi bu kadın? Yırttın sen ya. Hadi oğlum acelem var ya. Merhaba Tarık. Ne haber Ayşe? Nasılsın? İyi. Gelseydin bir çay içseydin. Mümkün değil. Çok işim var. İnşallah yarın. Hadi görüşürüz. Hacer anneme selam söyle. Nereye? Yatacağım biraz. Ders? Çalışmak istemiyorum şimdi. Ah Tarık'a. 4 yılda zar zor unutturduğumu 4 günde silip attın. Maaş mı aldın? Oh be. Züğürt ağa gibi dolaşmaktan yırttık sonunda. Nereye gidiyoruz? Şu ilk geldiğim gece gittiğimiz bir yer vardı. He. Hesabı ödeyememiştik hani. Evet ya. Tarif etsene yolu. Oğlum saçmalama.
Ne işimiz var orada? Ya 700 milyon lira taktık o adamlara. Farkında mısın sen? O yüzden gidiyoruz zaten. Ne? 300, 400, 500. Bütün param bu. 200 lira borcum kalıyor. Onu da önümüzdeki ay vereceğim inşallah. Sorun değil Tarık kardeş, hallederiz. Çok takdir ettim şu hareketini. Biz o paradan ümidi kesmiştik. Görüyorsunuz değil mi? İnsanlık ölmemiş daha. Akşam işiniz yoksa beklerim. Yok, bu aralar zor. İşler malum. Misafirimsin. Tuttum seni ben. 200 milyonu da sildim. Teşekkür ederim, sağ ol. Sahneye çıkan grup da bizim çocuklar. Tanırım hepsini. Bir işimiz olmazsa uğramaya çalışırım. Biz müsaadenizi isteyelim. Tarık Bey'i kapıya kadar geçirin. Peki, sağ olun. Sağ olun. Akşam mutlaka İnşallah. Bekliyorum. Oğlum inanmıyorum. Zaten 700 milyon maaş alıyorsun. Bir gecelik eğlencenin borcunu ödemek için. Bir aylık maaşını vermek kadar büyük enayi olur mu? Enayilik o değil Sadri. Asıl enayilik bir aylık maaşını bir gecelik eğlencede yemek. İşte asıl enayilik bu. Kaldı 80 milyon. Şu 40 sende dursun. Lazım olur belki. Şu 8 milyon meşrubat borcunu ödersin en azından. Hadi al. Oğlum Tarık, bu şoförlük sana yaramadı. Ya da çok yaradı. Alo? Nereye? Hemen geliyorum. Hulusi Bey ile ilgili her şeyi bildiğine göre evi nerede onu da biliyorsundur herhalde. Biliyorum. Gidelim o zaman. Oğlunun yakışıklılığını da anlata anlata bitiremiyorlar. Sen gördün mü hiç? Gördüm. Doğru mu? Emin olun hakkında her ne duyduysanız az bile duymuşsunuzdur. Gerçekten o kadar yakışıklı mı yani? Evet, neredeyse benim kadar. Burada bekle beni. Peki. Hoş geldin Naz kızım. Buyur içeri. Sağ olun Belgin Hanım. Şoförümü kapının önünde beklemesinde bir sakınca var mı? Aa, evet var. Yazık çocukcağıza bu sıcakta. Tarık evladım gelsene içeri. Rahatsız etmeyeyim Belgin Hanım. Aa, ne rahatsızlığı canım. Gel bir çay ikram edelim sana. Şey, Naz Hanım eğer izin verirse... Canım Naz Hanım beni kıracak değil ya. Öyle değil mi? Tabii. Tabii canım. Ah canım. El öpenlerin çok olsun. Oğlum Tarık da böyle elimi öperdi. Buyurun. Hiç fena değil. Sen ne dersin Tarık evladım? Aman efendim, estağfurullah. Sizin gibi bir otoritenin yanında benim fikrimin ne önemi var? Olmaz olur mu? Biz bu konserleri halka klasik müziği sevdirmek için düzenliyoruz. Hak da sensin. Vallahi bilmem ki. Sanki yanında bir enstrüman daha olsa bu böyle tek başına katıksız ekmek gibi. İşte halkın sesi. Mesela ne olabilir bunun yanında? Ne bileyim, mesela bir piyano, bir gitar. Gitar ve cello.
İlginç. Hiç ikisini bir arada duymadım. Aslında bir gitar olsaydı... Sen çalabiliyor musun? İşte biraz tıngırdatmışlığım var. O zaman çık yukarı. Soldan ikinci kapı benim oğlumun odası. Kapının arkasında onun gitarı var. Kap gel. Ayıp olmasın? Tarık Bey'e. O hayırsız önce evinin yolunu öğrensin. Senin bu şoförünün de 10 parmağında o marifet. Öyledir. Oğlunuzun hiç resmini göremedim. Kaldırttım hepsini. Toplattım, koydum bir dolaba. Kendini bana affettirinceye kadar da çıkarmayacağım. Ne yapması gerekiyor kendini affettirebilmesi için? Bana söz verdiği üniversite diplomasını getirmesi. Evet. Hadi dinleyelim şu düetinizi. Ne çalacağız? La minörden girelim, bir yerlerden çıkarız herhalde. Bu son staj şansım olabilir. Senin yüzünden kaçırırsam... gözüme gözükme bir daha. Bravo, bravo. İçimden bir ses, bu ikili çok iş yapar diyor. Baba. Naz? Bırak orlayıp belgedim vardı. Seviyorum ulan. Seviyorum. Var mı bir diyeceğin ulan? Kusura bakmayın Belgin Hanım. Küssünüz. İnanın mecbur kalmasam buraya getirmezdim ama... görüyorsunuz halimizi. Ah Hulusi ah. Ne durumsun? Yardım etsene. Hayret bir şeysin yani. Tamam. Yatıralım şu kanepeyi. Ben Belgin'imi istiyorum. Belgin'imi... Belgin... Biz seni aradık. Ay yavaş yavaş. Vahiy'i götür beni. Vahiy Belgin'ime götür beni. Ay çok mu işte? Şişeyi yuttu desem yeridir Belgin Hanım. Belgin. Belgin neredesin? Buradayım Hulusi buradayım. Belgin. Belgin'im elimi tut. Tutuyorum Hulusi tutuyorum. Yemin ederim 8 ay önceydi o. Ben sana 6 ay önce söz verdim Belgin. 6 aydır elim senden başka elinin şeyiyle kek yemeysem. Ya senden başkasını neyleyim Belgin ben ya. Kızım sizin ne işiniz var burada? Baba Belgin Hanım bana staj imkanı sağlayacak. Eğer okula ikna edebilirsem bir ihtimal. Ben okul yönetimiyle görüşeceğim Vahiy Bey. Oh Belgin Hanım size nasıl teşekkür etsem azdır. Hulusi bu halde ortada bırakmadınız. Daha ne yapacaksınız? Ah sızdı. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim efendim. Doğru. Biz de Melisa'yı almaya gidecektik otele. Ben de onu soracaktım. Aman ihmal etmeyin şu kızı. Babasının zamanında çok yardımını gördük. Tamam baba tamam sen merak etme. Kızı alacağız saat 8'de otelinden. Yedireceğiz, içireceğiz, eğlendireceğiz. Sonra mutlu mesut bir şekilde oteline teslim edeceğiz. Belgin Hanım biz müsaadenizi isteyelim. Kızım Vahiy Bey'leri geçir. Tabii efendim.
bir izin alsaydın sahibinden. Şey... Çok teşekkür ederiz. Hadi gidip alalım şu kızı. Saat 8'e geliyor. Alo Melisa. Geldik biz. Kapının önündeki gri araba. Tamam. Lobideymiş. Aman ha, kızın yanında hareketlerine dikkat et. Bu Fransızlar görgü kurallarına çok dikkat ederler. Rezil olmayayım. Rica ederim. Ne görgüsüzlüğümü gördünüz ki? İki dakika yalnız bıraksam dövüyorsun birilerini. Birilerini değil, birini. Sen bana laf yetiştireceğine açsana kapıyı kıza. Emredersiniz. Kim bu Melisa Hanım, sorabilir miyim? Aman, babamın çok eski bir arkadaşının kızı işte. Annesi de Fransız, orada doğup büyümüş. Şimdi Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorlar. Kızın ilk gelişi İstanbul'a. Nasıl tanıyacağız kendisini? Kapıdan çıkan böyle sudan çıkmış balık gibi saf saf etrafa bakınan gariban bir kız görürsen bil ki odur. Sudan çıkmış balıksa o zaman şu olamaz herhalde. Yok artık. Vay be. İnsanın canı balık çekiyor birden. Naz? Melisa? Oui. Bu yakışıklı kim? Bu Tarık. Şoförüm. Mon Dieu. Siz bunları şoför olarak mı kullanıyorsunuz? Türkiye kaynaklarını verimli kullanmıyor derlerdi, inanmazdım. İşte o yüzden dış yatırımcıların gelip keşfetmesini bekliyoruz. Hazır cevabımız da aynı zamanda. Hoş. Ne yapıyoruz? Buyurun. Buyurun. Babam beni şirketin genel müdür yardımcısı yaptığında ilk öğrettiği şeydir. Nerede olursa olsun öne geçme fırsatın varsa değerlendir. Bir sakıncası yoktur umarım. Yok canım, ne sakıncası olacak? Nereye gidiyoruz? Ne yemek istersin? Boş ver yemeği ya. Gidip dağıtalım biraz. Türkiye'ye geldiğimden beri ya aile ziyareti ya iş görüşmesi. Çok bunaldım. Benim iyi bir dağılmam lazım. Bir önerin var mı? Bildiğim sağlam bir yer var. O zaman hadi, durduğun hata. Bas bakalım hareketli İstanbul gecelerini. Anne. Boşuna fısıldama sızdı. Top patlası uyanmaz. Sızan insan horlamaz derler. Bir de Hulusi Tekeli oğluna akıl sır ermez derler. Onu duymadın galiba. Ne oldu? Affettin mi? Affettim. Tabii önümüzdeki birkaç saat içinde yerli ya da yabancı hatun ismi sayıklamazsa. Of. İki çocuk tamam da. Üçüncüsü cidden çok yoruyormuş. Hoş geldin babiş. Bakar mısın nasıl anında gidiyor el saça? Huylu huyundan vazgeçmiyor valla. Ben de ondan korkuyorum zaten. Tanımadığın da yok bu alemde. Yok aslında var. Mesela şu arkandaki kız. Pardon ya. O da tanıdıkmış. Sen var ya sen. Az değilsin.
Yaktın beni baba. Bir yere kaybolma, hemen geliyorum. Sen var ya sen. Ne olmuş bana? Bırak oynamaz. Kaçın kurasıyım ben. Bu herif senin şoförünse ben de Nicole Kidman'ım. Turnayı gözünden vurmuşsun. Dua et senden önce ben rastlamadım. Sana kalmazdı. Ne zamandır birliktesiniz? Yok öyle bir şey. Şoförüm o benim. Tabii tabii. Sen de bana Nicole diyebilirsin. Ciddiyim ben. O zaman ben bir içki alayım. Derhal gidiyoruz buradan. Bizim çocuklar çalıyor. Biraz daha kalsak ayıp olur çocuklara. Bana ayıp olurken hiç umrunuzda değildi ama beyefendi. Ne? Gidiyoruz dedim, o kadar. Senin çocukların da seni salladığı falan yok. Burada olduğunun farkında bile değiller. Hadi. Nihayet indim piste. Kök salacaksın sandım bir ara masaya. Yok. Tarık çağırdı, ondan geldim. Sıkılmış biraz. Gidelim diyor. Öyle değil mi? Sevgili arkadaşlar, programımıza bir şarkılık ara vermek istiyoruz. Ancak sebebini görünce çok utanacaksınız bu sesleri çıkardığınız için. Aramızda, biz bu grubu ilk kurduğumuzda bizimle olan bir arkadaşımız var. Aslında onu sahneye çağırmak benim için kendi kuyumu kazmak gibi bir şey. Çünkü onu dinleyince bir daha beni dinler misiniz bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, huzurlarınızda Tarık. Tarık, 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 Tarık. Sen karar ver. Neticede patron sensin. Sen bu kadar kalabalık değildin. Kız arkadaşın kıskanıyor diye satıyor musun yoksa bizi? Sadece bir şarkı. Sonra gidiyoruz. Emredersiniz. Göster kendini. Selam arkadaşlar. Yeter bu defa, bu işi bitiyor. Bana ettiklerin ağır geliyor. Yetti bu sefer, bu işi bitiyor. Aşk dediğin tuzak canımı yakıyor. Sevmek nedir hiç bilmedim. Seveni de kıymet vermedim. Aşkı bize reva görmedim. Sensin benim felaketim. Bana ettiklerin ağır geliyor. Yetti bu sefer, bu işi bitiyor. Aşk dediğin tuzak canını yakıyor. Sevmek nedir hiç bilmedim. Seveni de kıymet vermedim. Aşkı bize reva görmedim. Sensin benim felaketim. Göz demedim, kuş demedim.
Teşekkürler. Bravo Tarık. Bravo. Sağ olun. Tarık. Hemen çıkalım istersen. Yoksa benim hiç imza dağıtasım yok bu gece. Sadece şoförüm demiştin değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Muhabbete limon sıkıyor olmak istemem ama... benim çok uykum geldi. Sabah erken kalktım. Yani kusura bakmazsan Melisa... Yok canım, niye kusura bakayım? Madem yorgunsun, konu kapanmıştır. Sağ ol canım. Biz seni eve bırakalım o zaman. Ben böyle çok fırsat bulamıyorum çıkıp gezmek için. Bulmuşken kaçırmak istemem. Tabii sizler için bir sakıncası yoksa. Vallahi Naz Hanım ne derse odur. Tarık'ın çok işi olacak yarın. Erken kalkması lazım. Öyle değil mi? Vallahi siz ne derseniz odur. Hayır. Şu andan itibaren ben ne dersem odur. Ve ben Naz'ı eve bırakıyoruz diyorum. Bu fikrimden memnun olmayan? Herkes memnunsa mesele çözülmüştür. Gidelim. Gerek yok. Sen şoförüsün, dadısı değil. Şoförün de beni gezdirmekle görevlendirdiğine göre gezdir bakalım. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Sen biliyorsun buraları. Nereye istersen. Niye buraya geldik? Nereye istersen götür dediniz. Burası geldi içimden. Kendine aşırı güvenli, hafif bir küstahlık arasında gidip geliyorsun, farkında mısın? İyi geceler Melisa Hanım. Şaka mı bu? Patronum haklı. Yarın erken kalkmam lazım. Doğru söyle bana. Cidden sadece şoför müsün nasıl? Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de kaynakları verimli kullanmıyorlar. O zaman merak etme Tarık. Dış yatırımcı geldi. Neredeyim ben ya? Neredeyim? Vahi! Neredesin? Ulusiye. Belgin ya. Senin ne işin var Vahir'in evinde? Ne Vahir'si Hulusi? Burası bizim ev. Bizim ev mi?
Sadık'ı, benim ne işin var bizim evde? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer. Yani şimdi ben kürkü dükkanına geri mi döndüm? Evet. Yani sen beni aldın dükkandan içeri. 3 kişi zor taşıdılar. Yani şimdi sen, yani biz ikimiz... Tamam Hulusi, uzatma, affettim. Yani şimdi biz beraber... Evet Hulusi, yani şimdi sen, yani biz, yani ikimiz... Hulusi. Söyle hayatım. Hani bana cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok demiştin. Hatırlıyor musun? Vallahi yok Bergin. Vallahi yok, billahi yok. Bir tek şey söyle bana. Söz verdiğinden beri 6 aydır. En ufak bir vukuatın oldu mu? Bak, yok dersen ve sonradan öğrenirsen... ...gözünün yaşına bu sefer bakmam Hulusi. Ona göre iyi düşün, öyle cevap ver. Hulusi, bu sessizlik hayra alamet değil. Hayır olmadım. Niye bu kadar bekledin o zaman cevap vermek için? Beklemedim hayatım. Bekledin Hulusi. Yok hayatım, bir an kafam karıştı. Yoksa eminim. Hayır, asla, kesinlikle. Yok, hayır. Peki Hulusi, sana inanıyorum. Dış kapının anahtarı. Senin için bir tane yaptırmıştım. Ah Bergin ya, ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Hiçbir fikrim yok Hulusi. İnan hiç yok. Peki yatak odasının anahtarı yok mu? Daha oraya gelmedik Hulusi. Bergin. Bergin, seni seviyorum. Benim istediğim tek anahtar kalbinin anahtarı. Onun anahtarına ihtiyacın yok Hulusi. Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsun. İyi geceler bir tanem. Özledi mi lan beni? Hadi bakalım. Nihayet. Ümidi kesmek üzereydim artık. Ne işin var senin burada? Nasıl kurtuldun Melisa'nın pençelerinden? Benim bir patronum var. Onunla boğuşmayı becerdikten sonra Melisa hız gelir. Direkt oteline götürdüm. Sonra da buraya geldim. Çalmayacak mısın? Bilirsin. Sadece üzgün olduğumda bahçede çalarım. Biliyorum. Şu anda çalmama gerek kalmadı. Melisa. Alo. Sana çok samimi bir şey soracağım Naz. Şu şoförünle ilgili. Memnun musun yoksa... Olsa da olur, olmasa da olur mu diyorsun? Hadi hadi itiraf et, hoşlanıyorsun değil mi? Bakışlarını gördüm, için gidiyor. Saçmalama, yok öyle bir şey. Ha yani özel bir durum yok. Hayır. Ve mümkün değil. Ha, bunu duyduğuma sevindim. O zaman işi bırakmasının senin için hiçbir sakıncası yok. Çünkü yarın ona senin verdiğinin 3 misli maaşla şoförlük teklif edeceğim. Öptüm canım, kendine iyi bak.